Kırıkkale 44. Şube Şefliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Bakan Kara İsmailoğlu törende yaptığı konuşmada Kırıkkale'nin Ankara'nın doğuya açılan kapısı olduğunu belirterek şehrin son yıllarda büyümesiyle önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Yozgat Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktası Kırıkkale, başkent Ankara'nın doğuya açılan kapısıdır. Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımlarımız sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Kırıkkale 44. Şube Şefliği'yle hizmetlerin daha uygun yürütebileceğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir tesis kurulduğunu kaydetti. Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale'nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Bu nedenle bugün açılışını yaptığımız bu birimimizi hizmetlerin daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara Kırıkkale yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflikte karayollarımız Kırıkkale ve civarından çok daha etkin bir şekilde hizmet verecektir artık. Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hizmetlemeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin aktif faaliyetler yürütebilecektir. 7/24 kar ve buzlanmaya karşı mücadele edildiğini aktaran bakan, çalışma ve önlemler kadar sürücülere önemli sorumluluklar düştüğüne vurgu yaparak tavsiyelerde bulundu. Karayolları Genel Müdürlüğümüzce bu kış mevsiminde de 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadelemiz devam edecek ve yollarımızda can ve mal güvenliğimizi sağlayacak önlemlerimizi artıracağız. Bu çalışmalar yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin makina ve ekipman, aynı zamanda 13 bin personelle yürütmekteyiz. Ayrıca kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla 4500 karla mücadele aracı ise araç takip sistemleriyle takip ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve alınan önlemler kadar önemli bir diğer konu da karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklardır. Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda eğer acil bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz. Bu karlı ve soğuk havalarda seyahat etmek durumunda kalan sürücülerimizin ise yola çıkmadan önce muhakkak seyahat güzergahı hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Konuşmanın ardından Kara İsmailoğlu kurdele keserek şubenin açılışını gerçekleştirdi. Ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren bakan tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.